İyi günler dileyerek başlamak istiyorum. Önümüzdeki 10 dakika içerisinde sizinle mesle hangi hastalıklar karışır? Bu konuda bilgi vermeye çalışacağım. Birçok nörolojik hastalıkta, beyin ve omurilikte yani merkezi sinir sisteminde MS'e çok benzeyen lezyonlar izlenir. Ayrıca bazı hastalıklarda MS'e benzeyen yakınmalar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle MS tanısını kesinleştirmeden önce taktikçe diğer hastalıkları bardan araştırmak gerekmektedir. Peki hangi hastalıklar MS'i taklit eder? Sizinle 9 klinik durum üzerinde konuşacağız. Birincisi ve en önemlisi beyin ve omuriliğin diğer miyelin hastalıkları MS ile çok karışır. Bu hastalıklar içerisinde nöromiyelitis optica, MOG ilişkili hastalık ve akut disseminli ensefalomiyelit yani ADEM hastalığı en ön sırayı yer almaktadır. NMO hastalığı özellikle göz siniri ve omurilikli iltihaplara neden olan bir hastalıktır. Nöromiyelitis optica'da akoporin 4 isminde bir su kanalına karşı antikor oluşur. Bu antikorun testi sayesinde aslında tanısı kolayca konabilir. Ne var ki hastaların yaklaşık %40'ında anti-akoporin 4 antikoru olmaz. Antikor negatif NMO hastalarında MS'den ayrılabilmesi bazı durumlarda zorluklar oluşturabilir. Bu grup içerisindeki ikinci hastalığımız olan MOGAD hastalığı yani MOG ilişkili hastalık ise MOG isminde bir miyelin kılıf proteinine karşı gelişen antikorun izlendiği bir hastalıktır. MOGAD hastalarında MS'e benzer şekilde görme kayıpları, yürüme güçlükleri, MR'da MS benzeri lezyonlar görülebilir. Bu hastalığın MS'den ayrımında ise anti-MOG antikor testi, MR ve beyin omurilik sıvısı incelemeleri kullanılır. Akut disseminli ensefalomiyelit yani ADEM ise MS'den oldukça farklı bulgularıyla ortaya çıkar. ADEM'de MS'e göre çok daha ağır bir tablo vardır ve özellikle 5-15 yaş arası çocuklarda görülür. İlişkiler daha nadir olarak ortaya çıkan bir hastalıktır ADEM. ADEM'in MS'den ayrılmasında kullanılan en önemli bulgular ADEM'de bilinç kaybının olabilmesi, beyin MR'ında izlenen lezyonların hemen hepsinin aynı zamanda ortaya çıkması gibi bazı özelliklerle MS'den ayrılır. Bu üç miyelin hastalığı dışında daha nadir olmakla birlikte balonun konsantrik sklerozu, Marburg hastalığı, Hurst hastalığı gibi hastalıklarda MS ile karışan miyelin hastalıkları arasında sayılabilir. İkinci başlığımız ise bağışıklık sisteminin diğer hastalıkları. Bunlar içerisinde damar duvarı iltihabına ve miyelin hasarının neden olan vasküliter en ön sırada yer alır. Vasküliter, primer, merkezi sinir sistemi vasküliti gibi kendi başına bir hastalık olabileceği gibi sistemik bağışıklık sistemi hastalıklarının seyrinde de ortaya çıkabilir. Bu sistemik hastalıklar arasında da sistemik lupus eritematozus, bunu SLE diye kısaltıyoruz, Sjögren sendromu, Behçet hastalığı, romatoid artrit gibi bağ dokusu ve damar duvarı hasar neden olan hastalıklar sayılabilir. Vasküliter dışında bağışıklık sisteminde granülomlara neden olan hastalıklarda MS ile karışabilecek lezyonlar ortaya çıkarabilir. Bu hastalıklar arasında da en önde geleni akciğer tutulumunun da izlendiği sarkoidozdur. Üçüncü başlığımız ise enfeksiyöz hastalıklar. Beyin ve omuriliğin viral, bakteriyel veya mantarlarla enfekte olması hiç de nadir bir durum değildir. Bu enfeksiyonlar merkezi sinir sisteminde MS'e benzer lezyonlara neden olabilir. Ne var ki beyin ve omurilik enfeksiyonlarında izlenen bulgular MS hastalarında izlenen bulgulardan oldukça farklıdır. Enfeksiyon hastaların yüksek ateş, giderek kötüleşen nörolojik kayıplar, bilinç durum değişiklikleri, baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi MS'den çok daha ağır bulgularıyla hekime gelirler. Genellikle acil polikliniklere başvururlar. Fakat nadir de olsa merkez sinir sistemi enfeksiyonları başlangıçta müpem şikayetlerle de ortaya çıkabilir. Bu durum özellikle yamaç virüs, bazı bakteriler, Lyme, tüberküloz gibi bazı bakteriler veya mantar enfeksiyonlarında görülebilir. Ancak bu hastalıklar MS hastalarında kullanılan yüksek doz kortizon tedavisiyle düzelmezler. Hatta kötüleşirler. Ayrıca enfeksiyon hastalarında beyin omurilik sıvısı analizinde MS'den çok farklı şekilde çok sayıda hücre, protein yüksekliği olması gibi bulgular da görülür. Bu sayede de MS'den ayırt etmekte çok büyük bir zorluk
izlenmez. Sosyal medyada sık olarak karşılaştığımız MS hastalığı ve Lyme hastalığı arasında ilişki olduğu savı maalesef bir tevatürden fazla değildir ve bu tevatüre çok da fazla itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bilgi zira hastalığı çok yanlış şekilde yönlendirebiliyor. Lyme hastalığında izlenen bulgular hemen her zaman MS'den çok farklı ve Lyme'da tipik olarak ataklar görülmez. Beyin omurilik sıvısı bulguları çok farklıdır ve tecrübeli bir göz. MR'da izlenen lezyonları, lekeleri çoğu zaman MS'den çok rahatlıkla ayırt edebilir. Dördüncü başlığımız ise damar tıkanıklığına neden olan hastalıklar. Beyinde büyük damar tıkanıklıkları hemen hiçbir zaman MS ile karışmaz. Ancak küçük damar tıkanıklıkları MS'de izlenen lezyonlara benzer MR lezyonları oluşturabilir. Bu lezyonlar genellikle herhangi bir belirti vermeden sessiz şekilde ortaya çıkabilir. Ancak bazı durumlarda MS'e çok benzeyen nörolojik yakınmaları da neden olabilirler. Ancak beyin damar tıkanıklığını ayırt ettiren birçok ipucu vardır. Bunlar hastalarda hipertansiyon olması, şeker hastalığı olması gibi hastalıkların olması. Bu hastaların ileri yaşlı olması, MS hastalığı biliyorsunuz 25-35 yaş arasında genç nüfusta daha sıktır. Oysa damar tıkanıklıkları daha ileri yaşlarda ortaya çıkar. Ayrıca lezyonların beyindeki konumu, şekli, beyin omurilik sıvısı bulgularıyla damar tıkanıklıkları aslında MS'den kolayca ayırt edilebilir. Beşinci grubumuz tümörler. MS hastalarının yaklaşık olarak %5'lik bir grubunda tümöre çok benzeyen lezyonlar ortaya çıkabilir. Bu durum bazen oldukça kafa karıştırıcı olabilir ve kesin tanının konulabilmesi için ancak biyopsi yapılması gerekebilir. Ancak klasik MS lezyonları hemen hiçbir zaman tümöre benzemezler. Altıncı grubumuz genetik hastalıklar. Birçok genetik nörolojik hastalık MS hastalarındakine benzer şekilde görme kayıpları, denge kayıpları ve yürüme güçlüğüne neden olabilir. Bu genetik hastalıklar arasında Leber'in hereditary optik nöropatisi, spinoserebeller ataksi, SCA diye kısaltırız bunu biz genellikle ve hereditary spastik paraparezi ön sırada yer alır. Özellikle hereditary spastik paraparezi MS hastalarının %10'luk grubunu oluşturan primer progresif MS ile tanısal zorluklar oluşturabilir. Genetik hastalıklarda MS'de izlenen lezyonların olmaması ve beyin omurilik sıvılarında oligoklonal bant adı verilen IgG bantlarının olmaması da tanının netleşmesini sağlar. Genetik hastalıkların kesin teşhisi için de çoğu zaman ileri düzey genetik analizler gerekmektedir. Yedinci grubumuz dejeneratif hastalıklar. Nöronların sebebi net olmayan şekilde yok olmaları sonucunda ilerleyici nörolojik belirtiler ortaya çıkar. Bu hastalıklara dejeneratif nörolojik hastalıklar adını veriyoruz. Dejeneratif hastalıklar içinde örneğin primer lateral skleroz, primer progresif MS ile karışabilir. Her iki hastalığın ayırt edilmesi için de MR, beyin omurilik sıvısı analizleri kullanılmaktadır. Sekizinci grubumuz ise biraz daha farklı bir grup. Çünkü iyi huylu bazı hastalıklarda, bazı durumlarda da MS'e benzeyen lekeler beyinde, lekeler görülebilir. Bunların en önde geleni de migren hastaları. Migren hastalarının beyin MR'larında sağlıklı bireylere göre 7 kat daha fazla lezyon izlenir. Bu oran auralı migren hastalarında 14 kata kadar çıkmaktadır. Çoğu zaman belirti vermeyen bu lezyonlar MS hastalarında izlenen plaklar ile karışabilir. Bu hastalar genellikle baş ağrısı nedeniyle çekilen beyin MR'larında lezyonların lekelerin izlenmesiyle fark edilir. MS atağı hiç geçirmemiş olmasına karşın beyin MR'larında MS benzeri lezyonlar izlenmesi durumuna da biz özel bir klinik isim veriyoruz. Bunun adı radyolojik izole sendrom, RIS diye kısaltırız bunu bazen. RIS hastalarının 1/3'ü uzun süreli takipte MS'e dönüşür. Bu nedenle yakınması olmasa bile radyolojik izole sendrom hastalarının MR ile yıllık düzenli takip edilmesi gerekir. Ve son olarak da sağlıklı insanlarda da beyin lezyonlarının izlenebileceğini akılda tutmak gerekir. Birçok çalışmada herhangi bir nörolojik yakınması olmayan kişilerin beyin MR'larında lezyonların olduğu gösterilmiştir. Bu oran birçok çalışmada farklı olmakla birlikte %5 ila 20 arasındadır. Bu lezyonlar çoğu zaman MS plaklarından çok farklı şekilde ve konumdadır ve hemen hiçbir zaman da kontrast madde tutmazlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.